çekmeliyiz. Onların arzu ettiği şeyleri yapmamalıyız. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hazinedar. Tekrar kutluyoruz sizi. Yarın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Beşiktaş Belediyesi'nin Çilekli tesislerindeki bu geniş kapsamlı ve çok güzel görüntülere sahne olacağını umduğumuz kutlamaya davet ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size. Ben de iyi akşamlar diliyorum efendim. Ve sevgili seyirciler, en ana haberde konuklarımız, konumuz bu kez Ankara stüdyomuzda CHP İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi var. Sayın Çelebi, hoş geldiniz. Merhabalar, size iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, 23 Nisan'ı konuştuk ama önümüzde 1 Mayıs. 1 Mayıs daha, 1 Mayıs'a gelinmeden gerginliklere sahne oldu. Sendikalara işte açıklama yapmak isterken polis müdahalesi vardı. Bu akıllara polisin ve tabii ki AKP hükümetinin 1 Mayıs provası mı sorusunu getirdi. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Murat arkadaşımız, Beşiktaş Belediye Başkanımız aslında bıraktığı yerden devam etmek tabii istiyorum. Gerçekten hem hemşerim benim hem de Beşiktaş Belediye Başkanımız. Uzun zamandan da beri siyasette beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz bir arkadaşımız. Bıraktığı yer şu, gerilim üzerinde. Hı hı. Bir siyaset yapılıyor şu anda Türkiye'de ve bunu Başbakan çok bilinçli yapıyor. Yani bütün yaşadığımız sürecin tamamında gerilim politikaları var, ayrıştırma var. Bu ayrıştırma üzerinden bir beslenme var ve bu da gıdasını oradan alıyor. Başbakan yani bütün gıdasını bugüne kadar yaptığı bütün eylemlerin bütününe baktığında yoksa bile kendisi yaratıyor. Yarattığı bu tahribatın, bu mağdur kimliğinin ve bu çatışma kültürünün gerçekten AKP'ye yaradığını hep beraber görüyoruz. Ve bu 1 Mayıs sürecinde de böyle bir şey. Yani daha cenk elbiselerini üzerinden çıkartmamış, seçim süreci tamamlanır tamamlanmaz. İlk yaptıkları, hatta seçim daha tamamlanmadan önce bu siyasi bir tavrı, bir tercihi çok net ortaya koydular 1 Mayıs'la ilgili. Şimdi hukuk devleti dediğimiz devletin en önemli altyapısı hani bu işten ilgili mülki amirler vardı. İşte valilik falan vardır. Buradan ilan ediyorum. Asla İstanbul valisi bu, hı hı, konuda söz sahibi falan değildir. İstanbul valisi İstanbul'u yönetmiyor bir kere. Onun altını bir çizelim hep beraber. Kim yönetiyor? İl başkanı yönetiyor. İstanbul AKP il başkanı İstanbul'u yönetiyor. İstanbul yönetiyor, evet. Neden yönetiyor? Çünkü 1 Mayıs'ı artık İstanbul'da Taksim'de kutlanmayacağını ilk ifade eden kişi il başkanıdır. Sonra ikinci kişi daha belediye başkanı olmadan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tır. Daha belediye başkanı seçilmeden artık Taksim'de 1 Mayıs kutlanmayacağını ifade eden, iradeyi koyan bunlardır. Bu iradeler öyle şeyden gelmiyor. Hani valiyle filan diyaloglarıyla geliştirilen bir süreç değil. Tam tersi, başbakanın bu konudaki iradesi belli. Bu iradeye uygun bir dizayn yapılmıştır. Şimdi ne yapılıyor? Taksim ölçeğine geldiğimizde şu topluma vereceğim en önemli bütün deneyimlerimden, hı hı, çıkarttığım bir mesaj var. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Tabii ki biz de geçmişte de ve bugün de, bugünkü DİSK yöneticileri de, KESK yöneticileri de, tabipler bile de kendilerine gaz sıkılsın istemezler. Bir zulüm yapılsın istemezler. Bu kadar çile çekmiş insanlar. Ya o gazın altında ne o yöneticiler kalmak ister ne de oraya gelen 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak isteyen vatandaşlar böyle bir bedeli ödemek istemezler. Bu bedelleri çok ağır ödedik ve bunun bedelleri halen ödeniyor ülkemiz, evet, açısından. Başladığımız zaman yani 2007'de biz Taksim, o zaman DİSK Genel Başkanı'ydı. Taksim sürecimiz başladı. Büyük engellerle karşılaştık. Büyük zorluklarla. Zorladık 1 Mayıs'a, belki 10 bin kişi çıktık alan ama meseleyi çözdük mü? Hayır. Çözülmedi. Ya, hala çözülmediği bir şey var ortada. Yani 10 bin kişi çıktık. Ve birçok tahribatlar yapıldı. Ya yani birçok insan, evet, belki ölmedi ama yaşamları o gazlarla sıkıntıya düşen, yaralanan insanlarımız oldu. 2008 biz binanın dışına çıkamadık. DİSK binası abluk altına alındı. Evet, evet. Gazlar içeri sıkıldı. Yani belki bu kadar ceberrut bir anlayışı bu sürecin en vahşi saldırısı olarak görmek lazım. Ve AKP'nin makyajının o saldırılarda
tamamen bozuldu. Gerçekten antidemokratik, tam bir diktatöryal bir anlayışa evrildiği bir süreçtir 2008 1 Mayıs'ı. DİS başkanı değil mi? Bütün sorumlu olarak eğer daha zorlasak Taksim'e doğru belki de orada birkaç kişi yaşamını yitirirdi. Biz sorumlu davrandık. Onlar değil. Biz neyse bunun sorumluluğunu üstlendik ve vazgeçtik. Yani 5-6 saat gaz yedik. 6-7 evet, saat gaz yedik. 2009. Bunları şunun için anlatıyorum. Bir tarihçi anlatmak açısından değil. 2009 makul sayıda bir katılım ifade ettiler. O günkü vali, o günkü vali sonranın İçişleri Bakanı Güler ve yeni atanan Emniyet Müdürü makul sayıda. Makul sayıda değil, işte sendikalar gelsinler, diğer siyasi gruplar falan gelmesin. Sokak ortalarından katılmak isteyenler gaz yedi. Yani %50 gazdan bir tabirle, bir yorumla biz Taksim'e ulaştık. Ve orada kitlesel ona rağmen bir büyük coşkuyla buluştuk ve kutladık. Bir yandan da buruk kutladık çünkü bir yerden arkadaşlarımız gaz yediler. Şimdi dönüm noktası 2010'dur. Bunları şunun için anlatıyorum. Hep 2010 kalıyor akılda ama aslında 2010 değil yalnız. 2010, 2011, 2012 yılında en kitlesel kutlamalar orada yapılmıştır. Ve bugün yandaş olan gazetelerin çoğu, yandaş olan televizyonların çoğu, örnek bir Mayıs, dünyada örnek bir Mayıs'ı beraber kutladık. İşte çok çeşitli renklerin bir araya geldiği bir 1 Mayıs kutlandı gibi bir değerlendirmede bulundular. Bunu da önemli buluyorum ve dünyaya örnek bir 1 Mayıs olarak gösterildi. Bugüne gelelim mi şimdi? Gelelim. Bugüne gelince gerekçe olarak orada işte bir inşaat çalışmasının yapıldığı gösterildi. Ve başbakan inatla diyor ki Kadıköy'de yok, Taksim'de yok, gitsinler Yenikapı'da kutlasınlar, kutlamak isteyen orada kutlasınlar diyor. Böyle bir eşleşme var. Sendikalardan da açıklamalar geldi. İşte bir kısmı Taksim'de kutlayacaklar, Türk İş Kadıköy'de, bugün onlar da açıklama yaptı. Kadıköy'de kutlayacağız 1 Mayıs'ı dediler, alanlarda olacağız dediler. Ne söyleyecek? Şunu söyleyeceğim, irtibatını Sayın Başbakan kaybetmiş. Yine söylüyorum, aklı selim düşündüğünde, vicdanı düşündüğünde, vicdanı düşünme şu, en azından iftira edilmez. Halen Başbakan'ın takıntısı şu, işte kırıyorlar, döküyorlar gibi bir değerlendirmesi vardı bugün yine grup toplantısında söyledi. Kıran falan yok, döken falan yok. Engellendiği zaman, baskı yapıldığı zaman, gaz sıkıldığı zaman başka şeyler oluyor. Normal ortamda herkes özgürce katıldığı zaman tek bir olay olmadı. Tek bir cam kırılmadı, tek bir insan canı acımadı, tek bir insanın burnu kanamadı. 3-1 Mayıs böyle bir şey. Bugüne geldiğimizde Başbakan ülkeyi dizayn ediyor. Neden bu kadar Taksim'de olmaması konusunda diretiyor? Bu önemli çünkü. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oraya katılacak olan, yani bütün örgütler beraber olsa, Türk İşi, DİSKİ, AK İşi, Memur Seni, diğer örgütleri, KESKİ, Tabipler Birliği, Mimar Mühendisleri, 1,5 milyon insan gelecek oraya. Orada 1,5 milyon insanın o alana gelmesi halinde herkesin ortak iradesi, büyük bir bölümü, hangi sendikanın üyesi olurlarsa olsunlar, isyanları işsizliğe karşı olacak. İsyanları yoksulluğa karşı olacak. İsyanları taşeron uygulamalarına karşı olacak. İsyanları yatağındaki özelleştirmelere karşı olacak. İsyanları iş kazalarına karşı olacak. İsyanları dörtçe uygulamalarına karşı olacak. İsyanları emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olacak. İsyanları emeklilikteki haksızlığa karşı emekliler oldu. Yani toplumun tüm mağdurları %99'u aşağı kadar listesi verecek. Üste yöneticilerin şu veya bu söylemesi hiçbir şey ifade etmeyecek. Şimdi ne yapıyor başbakan? Bir tanzim yapıyor. Diyor ki hak işe, sen de Kayseri'de kutla 1 Mayıs'ı. Memur sana diyor ki sen git Diyarbakır'da kutla. El altından Türk İş'e diyor ki bak 1 Mayıs'ı vermeyeceğim. Sen hemen bir müracaat yap. Sana Kadıköy'ü vereceğim. Vermeyecek diyor. Bak bunu söylüyorum. Ya bütün bunların son günlük gösteriler. Türk İş'e de diyecek ki tamam yap sen. Sen yap. Şu
muhalif olduğu ifade edilen diğer örgütleri ben bir gaza boğayım. Bunlar hep böyle toplumda, bunlar hep işte baş kaldıran, bunlar hep işte yasalara uymayan, hukuk dışı işte işler yapan örgütler, bunlarla bir hesaplaşayım. İki tane hesabı var bu örgütlerle. Bir, dün bunu Bülent Arınç da bir şekilde ifade etti. Bir yanıyla gazdan herkes polis görevini yapacak. Yani böyle bunları ifade etti. Bir gazdan suyundan onları bir dağıtayım. Ondan sonra da haklarında dava açayım. Bunları infazını bir an önce tamamlayayım. Şimdi başbakanın hesabı bu. Peki bu oyuna gelmeyin diyorlar. Şimdi diğer taraftan da bakıldığı evet, zaman nasıl olacak? Nasıl olacak? Yani bir taraftan başbakan bunu istiyor, bir taraftan da hakkı senin. Bu ülkede duyarlı insanlar, ya başbakanın bu oyununa gelmeyin. Böyle bir şey yaptırmayın. Kendinizle zayiata doğru aramayın kendinizi diyorlar. Bu kadar zulüme. Ama Taksim de bir sembol değil mi Sayın Aynen Sebebi? Öyle. Şimdi oraya geliyorum. Yani 1 aynen, Mayıs için. Aynen, aynen öyle. Şimdi 1 Mayıs deyince akla, yani geçmişte bu evet, saydığımız sendikalar, Türk İş bir ara nasıl bakıyordu 1 Mayıs'a? Komünist bayramı diye bakıyordu. Hak İş nasıl bakıyordu? Yahudi bayramı. Bugün gelmiş oldukları noktayı önemli buluyorum ama içeriğini doldurmak lazım. Yani yalnız 1 Mayıs'ı kutluyoruz lan olmaz bu. İçeriğinin anlaşılması da şudur. Siyasi partilerden bağımsız olmaları lazım sendikaları. İçeriği böyle dolar. Evet. Yani devletten bağımsız, siyasi partilerden, sermayeden bağımsız bir anlayışla sendikacılık yürütmeliler. Oysa şu anda güdümlü bir anlayışla, egemen bir anlayışla bu dizaynın bir parçası oluyorlar. Bugün yaşadığımız sorunlar aslında, Türkiye'deki biraz önceki saydığım sorunlar, bugün çıkan MİT yasası, yani daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı'nın onayına sunulan MİT yasası, ben Gestapo yasası diyorum ona, çünkü o araç şey değil, yani o yasa aslında bakıldığında bir istihbarat toplama yasası değil, operasyon yapma yasası. İşte Suriye dahil diğer bütün alanların içerisi dışarısının birbirleriyle yeniden yapılaşmaya giden bir yasa. Diğer yasalar da var. Bunlar böyle kolay çıkmazdı Türkiye'de. Dolayısıyla bugün bakıldığında şundan dolayı önemli. İlk önce Taksim. 36 tane arkadaşımızı orada şehit verdik. Bu yalnız Diskin şehidi değildir. Bu yalnız Keskin Tabipler Birliği'nin, bu Türk İş'in de şehididir. Bu Hak İş'in de, bu Memur Sen'in, bu sınıfın şehididir. Yani ilk önce böyle bakarlarsa bu duyarlılıkta önce bu algıyı kafalarına yerleşir ve bu işi sulandırmazlarsa o zaman bu algıyı doğru yönetiriz. Birinci yanı bu. İkinci önemli yanı şu. Başbakan diyor ki buralar miting alanı değil Taksim. Evet, evet. Değil mi? Evet. Biz de buranın miting alanı olduğunu söylemiyoruz. Oranın bayram alanı olduğunu söylüyoruz. En güzel coşkuların en güzel meydanlarda ifade edileceği bir alan olarak koyuyoruz. Yoksa bu örgütler bir miting yapsalar, hafta arası, hafta içi, hafta sonu, başka yerlere tabii ki müracaat ederler. Taksim'e müracaat etmezler. Ama bayram için böyle değil. Bayram dünyanın bu anlamda en önemli merkezlerinde kutlanır. Yani bu çayırda çukurda olacak iş değil. Oraya gösterdikleri yer çayır ve çukurdur. Çukurda, denizde balıklara bir şeyler söyleyin diyor. O değildir 1 Mayıs. 1 Mayıs dünyanın her yerinde. Rusya'da şimdiki haliyle de, eski haliyle de, İngiltere'de de, Fransa'da da, Almanya'da da en önemli merkezlerinde kutlanır. Ayrıca o zaman buradan yola çıkarsak Sayın evet, Çelebi, başbakanda bir alan korkusu mu var? Alan korkusunun ötesinde bir kitlesellik korkusu var. Kitleselliğin bir araya gelmemesi korkusu var. Tabii bunun ifade edileceği alan da onlar için önemli. O alanı da böylesi bir dar alana çekip dar paslaşmayı yapmak istiyor. Burada özellikle bir önemli konu daha var. Hukuksuzluk olur diyor ya Sayın Başbakan, yani veyahut da evet, bu hukuksuzluğa peki bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gidiyorum, da var. Evet. Bu hukuksuzluk olur dediği, şu anda ben bir kez daha Başbakan'ın bütün bu açıklamaları hukuksuzluktur. Başbakan'ın ve Başbakan Yardımcısının, Valinin, İçişleri Bakanı'nın, yani Efkan Ala tam Ala yani. Yani böyle Ala Ala işler yapıyor. Yani bir de dönmüş. Diyor ki orada diyor, geçmişi de bu kadar bilmemesi mümkün değil. Müsteşarlık yaptı. Yani insan bir yaşına başına bakar,
Önce yalan söylemez. Orada diyor bize cam, çerçeve kırılması. Daha önce diyor ne olduğunu biliyorsunuz. Ne olduğunu biliyoruz. Engellendiği zaman çok sorun oldu. Engellenmediği zaman orada çok farklı kesimler. Yani bu son açıklaması için ne diyeceksiniz? Sıcaktan gidersek yasaklama evet. Yok ama Taksim kutlama yeri değildir dedi Efkan hala. Taksim kutlama yeridir. Taksim bayram yeridir. Taksim yalnız bir kesimin değil, bütün işçi sınıfına mal olmuş bir alandır. Bu alanı şuradaki irade değiştirir diyor ya başbakan. Ben yani bizimle ilgili de eleştiri yapıyor bir döneme ilişki. İşte ben gece saat 11'lerde arıyordum. Bu arkadaşlardan rica ediyordum vazgeçmiyor falan diye değerlendirmede bulunuyor. O benimle ilgili bir irade değil. O Süleyman Çelebi'nin veya şu andaki Kani Beko'nun veya diğer arkadaşlarımızın, sendika başkanlarının, meslek örgütleri başkanlarının iradesi değildir. O iş toplumsallaşmıştır. Bu halka mal olmuştur. İşçi sınıfına mal olmuştur. Bu mücadelede bunun değiştirecek, bu iradeyi koyacak 3-4 tane yönetici değildir. Orada bizimle ilgili bu sürece dahil olan bütün yurttaşlarımızın, bugün o torunların, bugün o evlatların ve o 1 Mayıs alanına gerçekten gelen herkesin, yaşamda olan herkesin talebi yasak bu. Yasak yok şimdi. Evet. Efkan hala kutlama yeri değildir diyor ama siz de diyorsunuz ki bu bir toplumsal bilinçtir. Evet. Kutlama yeri ise kutlama yapılır. Ne olacak peki bu 1 Mayıs? Şimdi bir tek şey olacak. Şimdi Anayasa Mahkemesi hani bazen kararlar veriyor. Müracaat ediyorlar insanlar filan. Şu anda Anayasa Mahkemesi bu süreci el koymalı. Hani illa müracaat gerekmiyor. Ben diyorum ki buradan bir sendikacı olarak, bir milletvekili olarak, bırakın milletvekili, bir vatandaş olarak sesleniyorum. Bu hukuk cinayetine bir son verilmeli. Anayasa Mahkemesi reisen de karar verebilir. Diğer ilgili idare mahkemeler karar da verebilir. Diyoruz ki biz burada hukuku katleden biz değiliz. Veyahut da bu ısrarı sürdürdüğü iddia edilen kurumlar değil katleden. Katleden, hukuku şimdi yok eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz hukuku istiyoruz. Biz kazanılmış 2008'de işte yapılan bu uygulamalara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uluslararası sözleşmeden kaynaklanan anayasanın 34. maddesi. Anayasanın 90. maddesi. Hani ben bunları ezbere söylüyor değilim. Hı hı. Uluslararası altına imza attığımız sözleşmeler, anayasa maddesi, uluslararası sözleşmeler, imza attığımız uluslararası sözleşmeler, anayasa niteliğinde olduğunu söylüyorlar. Biz bu anayasaya aykırı bir işlem yapıyor başbakan. Anayasa aykırı bir işlem yapıyor şu andaki İçişleri Bakanı. Anayasa aykırı davranıyor şu andaki vali. Bizim söylediğimiz başka bir şey. Biz hukuksuzluk yaptık diye bir suçlanma içinde bizim hedef alındığımız bir nokta yerine veya bu organizasyonu yapanların hedeflendiği bir nokta yerine tam tersi hukuk bugün lazım Türkiye'ye. Hukuk ve adalet bugün lazım. Hukukun bugün yok edildiği bir sisteme karşı herkesin bir direniş göstermesi lazım. Eğer bugün bu direniş gösterilmese, bugün bu boyun eğilirse yarın kazanılmış başka haklarımızın da gaspı ben tanımıyorum lan olur. Hı hı. Başbakanın ağzından çıkan her kelime ferman olur. Bu fermanın sonucunda da gerçekten insanlar çok daha ayrıştırılır, kutuplaştırılır ve geleceğe karartılır. Ben böyle bir sorumlulukla Türkiye emekçi sınıfının karşı karşıya olduğuna inanıyorum. Şimdi Türk İş'e de bu konuda çağrı yapıyorum. Hı hı. Bu konuda emekten yana hı hı. ilerici, sosyalist, sosyal demokrat, demokrat, yurtsever herkes gerçekten emek diye bir değerde olan bütün siyasi partilere, bütün siyasal gruplara, sivil toplum örgütlerine bu meydan okumaya karşı gerçekten bu hukuksuzluğa karşı bir isyanı, bir ortak mücadeleyi beraber ortaya evet, koymaları lazım. Şimdi yine hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ı yine 1 Mayıs'ta ilgili sorulan sorulara verdiği yanıtlarda diyor ki, özellikle diyor DİSK ve bağlı sendikalar çatışma çıksın diye Taksim'de direniyorlar diyor. Ne söyleyeceksiniz buna? Ya buna kargalar güler derim. Bülent Arınç'a da herhalde gülüyorlardır. Bülent Arınç'a şunu soruyorum. Daha önce de böyle söylediler. Yani bu her zaman olaylar çıkacak filan diye yani çok klasik bir cümle var. MİT'ten aldığımız raporlar böyle filan bunlar bize hep söylerler. Hı. Bir eski valiyle konuştum. Ya nedir bu MİT'ten gelen? Ya MİT daha önce 1 Mayıs öncesi
çok klasiktir bizim. Çok uzun süreye dayanır. Bize bir yazı gönderir. Olaylar çıkacak, önlem alın. Olay çıkarsa vallahi biz yazdık ama bunlar önlemini almamışlar. Olay çıkmasa biz yazı yazdık, önlemlerini aldılar ve bu işi çözdük. MİT'in klasik yaklaşımı taktik yerine, stratejisi yerine bu kadar deneyimle bir başbakan yardımcısı artık bizden alay etmesin, bu toplumdan alay etmesin. Tehdit eden onlar, tahrik eden onlar, ayrıştıran onlar. Bir de bundan menfaatlenen ve yararlanan ve bu psikolojiden toplumu yeniden kamplaştıran kendileri bunun üzerinden besleniyorlar. Bu gerçekten ayıp, yazık ve bu utanç verici bir yaklaşım. Asla bir başbakan yardımcısına, Bülent Arınç gibi deneyimli bir insana da hiç yakıştıramıyorum. Yani bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü şöyle bir şey kirlettirmek isteniyor. Geçmişte bu gruplar 1 Mayıs'a çıktıklarında işlerinde Müslüman sosyalist gruplar da vardı. Diğer taraftan bir tarafta Mehter takımda, bir tarafta Enternasyonel'de beraber bir büyük ahenk içinde orada 3-1 Mayıs yaşandı ve bir tek olay olmadı. Ne oldu? Geçen sene AVM tartışması yapıldı. Ve dediler ki biz 1 Mayıs alanını AVM yapacağız. Taksim'i yenileyeceğiz. Geçen sene inşaattan dolayı dediler ki inşaat var burada, insanlar ölür. İnsanlar orada çukurda falan ölmediler. İnsanlar gaz fişeğinden öldüler. İnsanlar ondan yaralandılar. Ama orada çukurda bir tek insan ölmedi. Milyonlarca insan oraya gitti geldi. Demek ki o değilmiş bahane. Bahane geçen sene böyle söyledikleri halde geçen inşaat vardı. Şimdi inşaat gerekçeleri kalmadı. Şimdi ne gerekçeleri var? Şimdi diyorlar ki gerekçelerinde efendim bu örgütler işte bilinen örgütler. Hayır, bunu özellikle tanzim etmek istiyorlar. Şimdi de diyorlar ki bu örgütlere akıllı durun, bize duyarlı kesim de bize bu konuda telkinde bulunuyor, o örgütlere de bulunuyor. Aman sakin durun, siz bu işlerin sürecinde boyuna gelmeyin. Ama bir oyun oynanıyorsa, bu oyunun bir parçası yapılmak isteniyorsa elbette bu sürece bir takım evet örgütler dahil olacaktır ve duyarlı gösterecektir. Sıcak bir 1 Mayıs'a kutlamalarına ilişkin açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geliyor. Randevu talepleri sendikaların olduğunu ve 1 Mayıs'ın amacına uygun kutlamanınsa Türkiye'nin her yerinde yapılabileceğini, buna hiçbir engelin olmadığını söylüyor. Bu anlamda Başbakan tabii bugün grup toplantısında söyledikleri de var. Taksim kesinlikle yasak. Tek adres Yeni Kapı'yı gösteriyor İstanbul için. Bir çözüme kavuşulabilir mi? Sizin bir umudunuz var mı? Keşke öyle olsa, ben de bundan büyük bir sevinç duyarım. Keşke bu çabalar, bu duyarlılıklar, geçmişte Çalışma Bakanı'nın bu konuda durduğu noktayı ben 1 Mayıs'tan ilgili biliyorum. 2007'de, 2008'de. O zaman da Çalışma Bakanı'ydı. İradesi kendi iradesi değildir. Bir daha altını çizerek söylüyorum. Yani şu anda Cumhurbaşkanı dese ki ya bu 1 Mayıs gelin etmeyin gitmeyin bir ortak konsensusla dese ki Cumhurbaşkanı, Başbakanı çağırsa, ilgili bakanları çağırsa, ya rica ediyorum dese, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu sıfatımdan rica ediyorum dese, Başbakan bunu kabul etmez. Başbakan kendinden başkasını sadece dinleyemez. Sadece kendi dediği olur. Kendi dediği olur. Kendi, ilk önce Başbakan ikna olmalı. Ama Başbakan'a da şu çağrıda bulunuyorum. Bir ülkenin vatandaşı olarak bir duyarlı kimliğimle, bırakın bu muhalefet kimliğimi bir tarafa, şunu söylüyorum. 2 Mayıs günü yeniden Türkiye'nin uluslararası alanda yeni bir Türkiye tartışması yerine gelin gerçekten coşkunun olduğu, gerçekten kimliklerin ve hakların talep edildiği 1 Mayıs'ı gerçekten yaratmak başbakanın elinde. Bunu tarif etmek de başbakanın elinde. Yani bu polisin, hani biraz önce söylediğim başbakan yardımcısının söylediği, ya gazı kullanmayan polisin gereğini yapacağız diyorsa, bu kadar şiddeti şimdiden öngörmüş ve bu kadar net ifadelerle bu noktaya doğru gidiyorlarsa, bunlar hukuk dışılığı göze aldık diyorlar. Hukuksuzluk yapacağız, bizi yargılayan olmaz, bizi sorgulayan olmaz, biz hukuka da meydan okuyoruz. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımıyoruz. Biz anayasayı tanımıyoruz. Biz anayasanın 90. maddesini, 34. maddesini tanımıyoruz. Şimdi böyle olunca hukukun bittiği yerde tuz kokmuştur.
tuzun koktuğu noktada hukuku icra. Hukuku tanımıyor diyor. Evet, tanımıyoruz. Başbakan. Hukuku tanımayan bu arkadaşlar değil. Bu talepte bulunanlar ve ısrar edenler değil. Dün basın açıklaması yapanlar değil. Yani en mütevazi basın açıklamasının bile şiddeti de neden olduğu, yani basın açıklaması, adı üzerinde basın açıklaması, basın açıklamasının bir ülkede olmadığı, basın açıklaması hakkının tanınmadığı bir ülkede de, bırakın o kitlesel buluşmaları filan, yani ne söyleyeceğini daha ifade etmeden, diyelim ki çağrı yapacaktı orada, o çağrı için bulundular arkadaşlar, onların gazdan dağıtılması, onların bir yere zorlanması ve o zorlandıkları yerlerde de gaz altında evet. tutulmaları yazık, insafsızlık peki. ve haksızlık. Merakla bekliyoruz 1 Mayıs'ı İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Sayın Çelebi. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Ben çok teşekkür ederim. Ben bir tek cümle zor oyunu bozacaktır. Peki. Bu haklar 1 Mayıs'a çıkma evet o başbakan döneminde bir yasal düzenlemeyle yapılmıştır ama burada da işçiler mücadele ede bedel ödüyor diyor. Hiçbir ülkede demokrasi böyle basit elde edilmiyor. Haklar elde edilmiyor. Bedeller ödeniyor. Ne yazık ki biz bu bedelleri ağır ödedik. Keşke yeri ağır bedeller yeniden sık yönetim koşullarının yaşanmadığı özgür bir İstanbul, özgür bir Türkiye dileğimi burada bir kez daha ifade ediyorum. Umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sevgili seyirciler, En Ana Haber'in bu akşam da sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam